Ne oluyor? Hey Manas. Ah, şükürler olsun geldin. Manas, neler oluyor? Bugün burada olmamalıydın. Öyle değil mi? Bugün senin izinli olman gerekiyor. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Kasadan 50 milyon değerinde elmas çalınmış Ranvir. Her yere baktık ama bulamadık. Ne? Kasadan mı çalındı? Evet Ranvir. Hepsi benim sorumluluğumdaydı. Ve buranın anahtarı yalnızca sende ve bende. Ne ben ne de sen buraya geldin. Kasanın kilidi de sapasağlam. Güvenlik dahi hiçbir şey bilmiyor. Kamera görüntülerinde de hiçbir şey yok. Ranvir, bence bunu yapan baştan sona hepsini planlamış. Hepsi planlı. Sakin ol Manas. Sen böyle sinirlenince elmaslar geri gelmeyecek. Bence polise haber vermeliyiz. İyi de Ranvir... Merak etme, elmaslar sigortalıydı. Sigorta şirketini ara ve onlar halletsin. Ranvir, bu elmaslar benim sorumluluğumdu ve ben... Dinle Manas. Bunu bu kadar kişisel algılama. Bu elmas işinde bazen olur. Evet, büyük bir kayıp ama serin kanlı bir şekilde çözmeliyiz. Geri kalanını polis ve sigorta şirketine bırakacağız. Onlar halleder. Sen de biliyorsun, bugün evde nişan törenimiz var. İşeni ve Parul bizi bekliyor. Lütfen bu sorunu eve getirme. Nişan bittikten sonra bunu baştan sona konuşuruz. O yüzden şimdi biraz sakin ol. Eve gidip nişan törenine katılalım, tamam mı? Hadi gel, gel.
herkes dinlesin. Sizin yüzüklerinizi taktığımıza göre... Sırada Şarm Hanım'ın mürüvveti kaldı. Dur, burada yapmayın. Seninle konuşmak istemiyorum. Ranvir patronuna söyle buraya gelsin hemen. Efendim, şu an müsait değil. Nedenmiş? Neden gelmiyor? Bak, içeri gireceğim. Bir kaza çıkarsa sorumlu sen olursun. Tebrik ederim. Ranvir, nereye? Şimdi geliyorum. Tamam. Bayım, buraya gel. Ranvir, sonunda geldin. Senin terbiyesiz bekçilerin beni içeri almadı. Çünkü ben öyle emir verdim. Onlar terbiyesiz değil, görevlerini yapıyorlar. Terbiyesiz olan sensin. Siz gidebilirsiniz. Dinle, olay istemiyorum. Neden buraya geldin, hemen onu söyle. Evet, maalesef kız buraya gelemedi. Ama eğer gelseydi, onu o kadar beğenirdin ki hemen burada yüzüğü takar, üçlü düğün yapardık. Hemen yapardık. Anne. Ranvir, bizim bir anlaşmamız vardı. Benim elmasları satmamı bekleyecektin sen. Ama öncesinde gidip polise haber verdin. Şimdi bu elmasları nasıl satacağım ben? Polis zaten bizden şüpheleniyor. Yasa dışı alım, satım yaptığımızı düşünüyorlar. Eğer beni sorgularlarsa itiraf etmek zorunda kalacağım, anladın mı? Onlara bana bu elmasları yasa dışı şekilde senin sattığını söylerim, tamam mı? Senin zarar etmeni istemiyorum. Ne sanıyordun? Kendi şirketimin elmaslarını çalıp sana mı satacaktım? Sanmıyorum. Biliyorum. Kendin böyle söyledin. Yasa dışı olarak satmak için şirketinden çaldığını söyledin. Benden 45 milyon rupiyi aldın bile. Sigorta şirketinden de 50 milyon alacaktın. 50 milyon. Neden bana da zarar ettiriyorsun? Sen ne saçmalıyorsun? Ben böyle bir şey yapmadım. Sen nasıl bir yalancısın böyle? Kendi sözünden dönüyorsun. Sırf sen kâr edeceksin diye ben zarar mı edeceğim? Sessiz ol artık, yeter. Bütün ailem burada olmasa seni dışarı atmıştım. Elimden bir kaza çıkmadan git buradan. Git evimden. Çık dedim sana. İttirme beni. Gideceğim. Zorla çıkarmana gerek yok. Ben daha büyük anlaşmalar da yaptım. Ama bunu asla ama asla unutmayacağım. Şuna bak ya. Kendi şirketini soyuyor ve itiraf etmiyor. Ya delirmiş ya da yalancı. Ranvir Vagela. Bugün geçmişinle yüzleştim. Senin köyünde bıraktığın geçmişin seni bırakmayı reddetti. Bu sadece bir başlangıç. Sen her nereye gidersen o da seninle gelecek. Ranvir, ne oldu? Bir şey yok. Ne oldu? Sen iyi misin? Evet. İyiyim. Hadi misafirlerle ilgilenelim. Hey Bay Paraş. Sen. Sana aileme yaklaşma dedim. Geçmişimin gelip böyle ailemin huzurunu kaçırmasına izin vermeyeceğim. Kaleş.
Ben senin oğlunu izlemek zorundayım. Hareketlerini takip etmeliyim lütfen. Bunu sen de iyi biliyorsun. Aklını kaybettiğinde o her şeyi yapabilir. Aman Tanrım Kaleş. Niye buradasın? O da kim? Misafirimiz mi? Evet, ben... Hey, niye orada tekiliyorsunuz ki? İçeri gelsenize. Hayır, o aslında gidiyordu. Niye kekeliyorsun? Bizi tanıştırsana. Benim adım Ravat. Ancar'dan geliyorum. Ama Tarım, sen de mi Ancar'dansın? O zaman bizim akrabamız olmalısın. Ancar'daki herkes bir şekilde birbirinin akrabası çıkar çünkü. Yani bu demek oluyor ki biz de bir şekilde akraba olmalıyız. Ancar'ın ne tarafındansın? Ben Bay Ravat, eski bir dostumuz bizim. Anladım. Gelemeyecek sanmıştık. Niye ettiniz de geldiniz? Evet. Hadi içeri geçelim o zaman. Hadi, lütfen gel. Çocuklarımızı tebrik et. Dinle. Düğüne kadar da kalacaksın burada. Ancar'dan gelmişsin. Burada kalacak bir yerin olmayabilir. O yüzden burası senin de evindir. Gel geçelim, hadi gelin. Geçelim mi? Ranvir bak oğlum. Bay Ravat gelmiş. Tanıdın mı? Hayır. Ama o da Ancar'danmış. Uzaktan bir akrabamız. Memnun oldum. Sağ ol. Babaanne, seni biriyle tanıştıracağım. Gelir misin? Ben mi? Görüşürüz. Sen bir yalancısın. İkimize de farklı şeyler söylemişsin. Ben o seni reddetti zannederken sen onu reddetmişsin. Neden? Neden böyle yapıyorsun sen? Vay şarman vay. Niye böyle yaptın? Anne lütfen, ben evlenmek istemiyorum. Sürekli kızlarla tanışmak istemiyorum. İstemiyor musun? Bu ne demek oluyor? Evlilik çok önemlidir. Burada bile iki düğün çıkacak. Bir üçüncüsü olsa ne olacak ki? Anne, çünkü özgürlüğümü ve mutluluğumu kaybedeceğim. Mutluluk mu? Bak, babana bir bak. Düğünümüzden sonra ne kadar mutlu oldu. Düğünden sonra mı? Anne. Evet, kendisi böyle söyledi. Evlilik hayatını değiştirmiş. Artık günün 24 saati çok mutlu bir adammış. Sen de 7/24 mutlu olmak istiyorsan anneni arayacaksın ve sana güzel bir kızla görücü usulü tanışma ayarlamasını isteyeceksin. Şarman. Hadi evlen oğlum. Eğer istersen başka bir kız bulabilirim. Biliyor musun? Baban bana dün akşam bir şey söyledi. Dedi ki evlilik hayatında verdiği en iyi kararmış. Çünkü akşam odanıza gittiğinde seni yeterince övmezse onun uyumasına izin vermiyorsun. Ne? Şarman sen... Şarman, neden evlilik hayatımı bozuyorsun? Karıcığım, ben seni yeterince övmeyince uyuyamıyorum demek istemiştim yani ben. Evet. Affedersin, babam öyle demişti. Ya karıcığım, annem seni soruyordu. Sen de onu aramakla uğraşma. Gel seni götüreyim. Tamam. Bak, gözlerinden aşk ve ilgi fışkırıyor benim için. Sadece sözde, gözde değil. Ne? Yine dudak altından homurdanmaya başladı. Boş ver, gidelim hadi. Ama hadi. Müthiş.
Affedersin. Sorun değil. Bir saniye, ben çözerim. Bu arada senin alerjin var mı? Alerji mi? Yani evliliğe alerji mi var? Hayır, evliliğe alerjim yok, sadece kadınlarla aram iyi değil. Biraz kötü bir geçmişim var, o yüzden fazla ilgilenemiyorum. Kadınlarla ilgilenmiyor musun? Yoksa gönlünde biri mi var? Eğer öyleyse benimle konuşabilirsin. Yardımcı olabilirim. Sana bir an önce hayallerindeki kızı bulabilirim Şarman. Bakıyorum da çok komiksin. Erkekler zaten kendileriyle dalga geçiyor. Ben yapınca mı sorun oluyor? Ya kadınları beğenmiyorsun ya da bir tanesi için deliriyor olmalısın. İkisi de bana uygun değil. Ben sadece bekar olmayı seviyorum. Bekar olmanın hiçbir faydası yok ki. Neden? Dünyadaki en başarılı erkekler hep bekar. Ama ben duydum ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Evet, ben de öyle duymuştum ama evli olmak zorunda. Evet, ama eğer başarını eşine borçluysan en iyisi öyle olur, değil mi? Ama yine de kadınlar çok karmaşık. Kıyafet seçiminiz gibi sizi anlamak da o kadar zor. Ben yapabilir miyim? Teşekkür ederim. Alo, herkes beni dinlesin. Bayanlar ve baylar, erkekler ve kızlar. Şimdi bir oyun oynayacağız. Anneni sevdim. Çok eğlenceli biri. Hadi biz de oyunu izleyelim. Bütün çiftlerin katılımı zorunludur. Oyun çok basit ve eğlenceli, ismi ise Aşkını Bul. Oyunu oynamak için gözünüzü kapatıp partnerinizi bulmalısınız. Erkekler ve kızlar sırayla deneyecekler. Bakalım kim eşini en iyi tanıyor, kim gözü kapalı partnerini bulabiliyor. Ve oyunumuzun hakemi de tabii ki de annem olacak. Evet. Anne gelsene, hadi gel, gel hadi anneciğim. Oyunumuzun kazananını sevgili annem herkesin önünde açıklayacak. Ama bu kadar da değil. Kazanana özel bir yorum olacak. Peki ben ne yapacağım anne? Canım benim. Sen oyunu oynarken kimsenin hile yapmadığına bakacaksın. Hadi hazırlanın. Erkekler bir tarafa, kızlar bir tarafa. Herkes şimdi sıra oluştursun. Hadi. Gelin bakalım şöyle. Gelin hadi. Buraya. Hadi herkes sıra olsun bu tarafa. Hadi bakalım beni bulabilecek misin? Yürüyüşümü, kokumu biliyor olabilirsin. Peki yeterli mi? Ben seni bulurum. Sen kendini düşün. Sözde çocukluk aşkın tehlikede. Eğer kaybedersen yüzüne yumurta gelebilir. Göreceğiz. Bakalım kimin sevgisi daha güçlüymüş. Tamam, ilk seninle başlayalım anne. Hadi. Hadi beyler, herkes yerini değiştirsin. Yani dağılın biraz. Hadi, dağılın. Hadi, dağılsana. Müthiş. İstediğin yere gidebilirsin. İstersen evden bile çıkabilirsin. Ama ben seni yine de bulurum. Hadi Çatali yenge. Aman tanrım. Başlar başlamaz beni buldu.
Aman tanrım. Nereye gidiyorsun? Miteş, seni bulacağım. Kıpırdama sakın. Beni mi arıyorsun, başkasını mı? Buldum seni Miteş. Nereye gidiyorsun? Gelsene Miteş, gel. Gel hadi. Ben değil, garsonu buldun. Ne yapıyorsun sen? Bir şey yok. Onun bir suçu yok. Peşinde böyle tepsiyle gezerken ne olacaktı? Ne olacaktı? O da seni garson zanneder işte. Hadi. Devam ediyoruz hadi. Hakem konuşacak. Şu halinizi gördükten sonra karar verdim ki evlenmeden önce birkaç sene birbirinizi tanımalısınız. Böylece daha iyi tanırsınız. Sonra da evlenebilirsiniz. Evlendikten sonra başka biriyle görüşüp kararı değiştiremez miyiz? Hadi hadi. Sırada kim var? Hadi bir sonraki çifti açıkla. Şimdi İşhane ablamın turu. Tamam, hazır mıyız? Hadi, hadi o zaman. Hazırım. İşte benim ranvirim. Söylemiştim. Seni sadece kokundan bile bulabilirim. Aferin benim kızım, aferin. Çok güzel buldun Nişani. Eminim herkes merak ediyordur. Onlar için kararım ne olacak diye. Kararımı ancak Ranvir'de Nişani'yi bulduktan sonra açıklayacağım. Hadi bakalım Magela, hazır mısın? Evet, hazırım. Thank you.
Buldum. Aşkım. Şans getirenim, canımın içi. Çatali yengem. Evet. Ellerin ne kadar da yumuşak. Kadife gibi. Evet. Dur. Ellerin ne kadar yumuşak. Kadife gibi. Ne oldu abi? İşhani'den daha çok sinirlendin. Ben sinirlenmiyorum. Sen oyuna bak. Evet, zaten izliyorum. Yani Ranvir ve İşhani'nin turunu. Bu kadar fazla yemek yememeliyiz. Bu demek oluyor ki sen benim İşhani'm olamazsın. Çünkü eğer İşhani'nin eli olsaydı böyle rahat bir şekilde tutamazdım. Bu da ne? Burada biri bir şey mi yakıyor? Demek İşhani'yi dokunmadan bulabiliyormuş. Evet, sen İşhani'sin. Çünkü benim İşhani'm çok küçük şeylere gereğinden fazla sinirlenir. Bu kadar sinirlenmene gerek yok. Çünkü sevgim eğer seni dokunmadan bulamıyorsa bir işe yaramaz. Umarım artık sana olan sevgimi fark etmişsindir. İşte buna tam da gerçek aşk denir. Birbirinin yanında olsalar da olmasalar da asla birbirlerinden vazgeçmezler. Masallardaki aşıklar gibi birbirleri için yaratılmışlar. Çünkü Ranvir ve İşhani birbirinin ruh ikizi. Evet, bitti. Oyunumuz bitti. Hadi. Alo. Evet. Evet anne. Ne yapıyorsun? Biri görecek. Yapma lütfen. Dur. Bizi kim görecek ki? Artık eşim sayılırsın. Sadece nişandı. Daha evlenmedik. Biliyor musun? Nişan bir tür lisanstır. Görüşmek.
konuşmak ve... Hediye vermek. Hediyem nerede? Evet, aldım. Ama iki tarafın da alması gerekmiyor mu? Hı. Ama ben sana özel bir hediye aldım. Özel bir hediye mi? Tabii ki de. Senin aksine bir öpücük bile vermedim. Dur bakalım. İlk önce hediyeni ver. Sonra öpücük belki gelir. İçinde ne var? Açıp öğrensene. Özel bir hediye. Teşekkür ederim. İçinde ne var bunun? Niye bu kadar ağır bu? Özel bir hediye. Pekala. Dumble. Hey, unuttun mu? Hani eskiden bir zamanlar benim koca puzzle'lu kahramanımdın ya. Öyleydim. Artık değilim. Kesinlikle. Artık cazibeni kaybettin. Ben de o yüzden puzzle'larını tekrar şişirebilmen için sana bu dumbbell'ları aldım. Egzersizlerinde yardımcı olur diye. Alayım dedim işte. Bunlarla çalışırsan düğüne kadar eski kuvvetine kavuşur, beni kucaklarsın. Öyle değil mi? Gelin damadı bir yere götürecek. Nereye? Hastaneye. Bunlarla kemiklerini kıracağım için. Seni bir yakalayayım. Kolaysa yakala. Gel buraya. Böyle hediye mi verilir? Şakaydı. Sıra sende. İstediğini söyle. Ben de sana vereyim. Sana sahibim yok. Yeter de artar. Bir saniye. Olamaz. Toplantım olduğunu unutmuşum. Birkaç saat sürecek. İşimi bitirip gelirim, tamam mı? Ne? Şimdi mi? Evet. Ranvir, sence de şu an ailemizle birlikte vakit geçirmemiz gerekmiyor mu? Sana söylemiştim. İşler bu ara iyi değil. Sen işi dert ediyorsun. Ben de seni. Stres yüzünden sağlığını bozamazsın. Nişani önemli bir toplantı. Eğer gitmek zorunda olmasam kesinlikle gitmezdim. Ama gitmek zorundayım. Peki artık gidelim mi? Gidelim. Ama çabuk dön. Seni bekleyeceğim, tamam mı? İşi de bu kadar stres yapma. Sen iş hakkında stres yapma. Sen kaslarını stresle. Unutma. Düğünümüze kadar pozularını şişirmelisin. Kaslarım şişince... Canını yakmayayım. O zaman toplantıyı hemen bitirip geri dönmem gerek. Ranvir git. Git mi? Git ve hemen dön. Tamam. Hadi acele et. Hemen geri döneceğim. Mala, kreşi alayım. Hadi. Gel bakalım. Sen sütünü hazırlar mısın? Getiriyorum. Canım benim. Kriş ne kadar şanslı. Senin gibi bir annesi oldu. Parul, seninle konuşabilir miyim? Evet, dinliyorum. Hiç konuşma şansımız olmadı. Ama Ranvir bana her şeyi anlattı. Bu evliliği kim ne için istiyor biliyorum.
Teşekkür ederim Parul. Yalnız ben sana bu sevgiyi veremeyebilirim Parul. Çünkü ben bir evliliğin yalanla başlamasını istemem. Bu kararı aslında ben oğlum için veriyorum. Çünkü bu sayede oğluma anne sevgisini sen en güzel şekilde verebilirsin. Ama ben sana bir eş sevgisini veremeyebilirim. Elbette elimden geleni yapacağım. Manas, duygularına saygı duyuyorum ve söz veriyorum. Bunun aramızı bozmasına izin vermeyeceğim. Çok iyisin Parul. Ve ben de sana söz veriyorum. Aşkınla yanıp tutuşmasam da seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sana karşı daima dürüst olacağım. Manas, kimse senin dürüstlüğünden şüphe etmiyor. Çünkü çok sevdiğim biri için başkasının çocuğunu kabul ettin ve bugün beni sevmesen de sırf onun için benimle evleniyorsun. Senin dürüstlüğün evliliğimizin temeli olacak. Ayrıca senin desteğin ve Krish'in sevgisi benim için yeter de artar. Bayım, bayım nereye gidiyorsunuz? Bayım durun lütfen. Ne işiniz varsa bana söyleyin. Ben patronuma bizzat iletirim. Sana dur dedim. Ramvir'in beni soktuğu şu işe bak. Onun için o kadar şey yaptım ben. Evet Bay Diren. Nasılsınız? Ben de aynıyım işte. Hep endişe içindeyim. Bir kafamızı suyun üstüne çıkaramadık ki. Evet evet birlikte eğlenmeye gideriz. Tabii ki olur. Birlikte yer içer ve eğleniriz. Bay Diren, sizi sonra arayacağım. Ne oldu? Ne var? Beni aşağılayıp evinden atıyorsun. Bir de dükkanıma mı geliyorsun? Ne diye bana bakıyorsun? Ne oluyor? Geri dur. Gelme dedim. Niye bana doğru geliyorsun? Ne istiyorsun benden? Sen evime gelemezsin. Ama madem geldin, cezanı çekeceksin. Benim ailem yaptıklarımdan habersiz. O yüzden tekrar evime gelirsen karşılığında sana sert bir ceza veririm. Anladın mı? Peki ya para? Dişlerin mi? Paran. Evet.
Hangisi? Para mı? Dişler mi? Parayı al, tamam. Hızlı çocuğum. Dişlerin de güzelmiş. Onlara iyi bak. Ranvir neden telefonuna bakmıyor? Hemen dönerim demişti ama hala gelmedi. Pratik? Hı? O kadın çantasıyla ne yapıyorsun? Şey, bu Nimisha'nın çantası. Düğün organizatörünüz. Burada unutmuş. Ben de Şarman abiye vereyim dedim. Şarman abim ona çantayı götürmekten çok mutlu olur dedim. Geliyorum. Anne? Nimisha? Burada ne yapıyorsun? Seni bekliyordum kızım. Elektrik gitti, o yüzden içerisi sıcak olduğundan dışarı çıkayım dedim ben de. Bunlar ne böyle? Nimisha. Teyze, ben seninle sonra konuşurum. Evet. Tamam canım. Şarman, ne oldu? Şey, buraya çantanı vermek için geldim. Onu bizim evde unutmuşsun. Aa, teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Onu nereden tanıyorsun? O teyzeyi mi? Onunla aynı apartmanda kalıyoruz. Oh. Eğer sorun olmazsa bir şey daha söyleyebilir miyim? Onun oğlu iyi biri değil. Bir sürü insanın hayatında çok fazla sorun yarattı. Tamam. Onun ailesini hiç sevmiyorum. Onlardan uzak durmak senin için iyi olur. Peki. Tamam. Hadi gel, seni eve bırakayım. Sorun değil. Ben kendim giderim. Hadi ama... O kadar uzaktan geldim. Ama sen evine bile çağırmıyor musun? Merak etme, senden kahve istemeyeceğim. Peki, gel. Hanımefendiler önde. Peki. Siz bir şey mi lazımdı? Bir isteğiniz mi var? Hayır canım. İyiyim ben. Nişanınızı gördüğüm için çok mutlu oldum. Çok güzel bir çift oldunuz siz. Teşekkür ederim. Duyduğuma göre birbirinizi uzun zamandır tanıyor musunuz? Evet, çocukluğumuzdan beri. Ben 6 yaşındayken Ranvir 9'du. Oo. O zaman birbiriniz hakkında her şeyi biliyorsunuzdur. Evet. O zaman eminim ki Ranvir sana 9 yaşına gelmeden olanları da tek tek anlatmıştır, değil mi?
Ranvir sana hiç Ancar'da olanları anlattım. 9 yaşından önce Ancar'dayken ona bir şeyler oldu. Ve her şey değişti. Ben 9 yaşından sonraki her şeyi biliyorum. 9 yaşından öncesini soruyorum. Köyünüz nasıldı? Mumbai'ye nasıl geldiniz? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Yani Ancar'da bir şey yok. Ne görülecek ne de gidilecek. Dokuz yaşına gelmeden önce onun hayatında öyle bir şey oldu ki. O... Bay Rabat. Siz burada ne fısıldaşıyorsunuz böyle? Hiç. Sadece onları tebrik ediyordum. Ben sanırım yanlış bir zamanda geldim. Ranvir ve Ishani'nin yeni başlayacakları hayatta ne de olsa herkesin doğasına ihtiyaçları var. Öyle değil mi canım? Bay Rabat, sizin için misafir odamızı hazırlattım. İsterseniz geçip dinlenin, olur mu? Nasıl isterseniz. Canım, sen de benimle gel hadi. Gel, gel kızım. Hadi canım. Neden ben bu Bay Rabat'ı tanıyormuşum gibi hissediyorum? İçimden bir ses diyor ki... Amba ve Kaleş... O geldiğinden beri... Farklı davranıyor. Sanki bir şey saklıyorlar. Ama neden Bay Rabat Ishani'ye Ranvir'in çocukluğunu soruyor? Aman Tanrım, kötü bir şeyler var. Bunu öğrenmem gerek. Başımın ağrısından arabada uyumuşum. Bu hiç iyi değil. Neredesin Ranvir? Aç şu telefonu. Param. Buraya nasıl geldin? Ofisten mi getirdin? Ne oluyor bana? Neden bazı şeyleri unutuyorum? Neden kafam karışık? Sanırım bunların hepsi baş ağrım yüzünden. Ishani'yi dinlemeliydim. Doktora gitsem iyi olacak. Ishani defalarca aramış. Eve gitmem gerekiyordu. Şunu tutar mısın? Tabii. Genelde Mumbai'de elektrik kesintisi olmaz aslında. Benim işime geldi. Ne? Demek istediğim. Böyle şeyler büyük şehirlerde sık oluyor. Romantik film seviyorsun herhalde. Hayır, ben sadece sana gerçeği söyledim. İçeri gelmek ister misin? Hayır, sadece seni sağ salim eve bırakmak istedim. Anladım. Evet, al. Teşekkür ederim. Ve o kadından uzak dur. Evet, elbette. Teşekkür ederim. İyi geceler. Güle güle, iyi geceler. Thank you.
Sen burada mıydın anne? Seni gördü mü? Sakin ol Nemişe, sakin ol. Beni kimse görmedi. Ondan saklanarak geldim. Tamam. Çırak'ın kardeşi olduğunu öğrenemeyecekler. Özellikle Ranvir ile İşenli düğün organizatörünün Çırak'ın kardeşi olduğunu asla bilmeyecek. Ranvir neden cevap vermiyor? Ofiste olmalı ama en azından bir kere açabilirdi, değil mi? Bu kadar olmaz. Benim aramamı nasıl görmezden gelir? Yine meşgulmüş. Mesaj bırakabilirmişim. Eve dönsün. Göstereceğim ben ona. Sen! Ne zaman geldin? Ne zaman? Şimdi geldim. Beni düşünürken gülümsediğin sırada. Gülümsemek mi? Hayır, sana çok kızdım. Ne demiştin? İşhani, hemen dönerim. Bir çırpıda, bir çırpı böyle mi? Böyle mi oluyor? Sen o kadar meşguldün ki beni arayamadın bile. Öyle mi? Bir de gülüyor musun? Ramir, ben ciddiyim. Evet, ben de ciddiyim. Aşkımız ve düğünümüz konusunda çok ciddiyim. Şirinlik yapma bana. Telefona neden cevap vermedin onu söyle. Bak, gerçekten çok işim vardı. Uğraştığım şeyler o kadar önemliydi ve o kadar stresliydim ki sana anlatamam. Her neyse, işten bahsetmek istemiyorum. Bana söyler misin? Seni gülümsetmek için şu anda tam olarak ne yapmam gerek? Hiçbir çaba sarf etme. Çünkü ne yaparsan yap artık hiç fark etmez. Öfkemi artırır. Bak, şimdi herkes uyuyor. Ama bir şey yapma diyorsun, öyle mi? Hı? Üzgünüm. Şu an seninle konuşmak istemiyorum. Hoşça kal. Nişani beni... Ranvir, ne oldu? İyi misin? Yine mi ağrıyor yoksa? Evet. Ranvir, çok mu ağrıyor? Hayır, iyiyim. İlaç alınca daha iyi olurum. Ama nasıl olacak? Haline baksana Ranvir. Gel hadi, seni odana götüreyim. Dinlen, bir şeyler ye, sonra ilaç içersin. Hadi, dikkat et. Vay canına, ne kadar yakınsın. Benimle gerçekten ilgileniyor musun? Yoksa yaklaşmak için bir bahane mi? Ranvir, nasıl hala şaka yapabiliyorsun? Aşkım, baksana. Baş ağrım bile romantik. Onun sayesinde öfken geçti. Keşke bu baş ağrısı hep olsa. Her zaman böyle olurduk. Ranvir, sen iyi misin? Hiç kimse hastalık istemez. Çok garip birisin. Ne olursam olayım, tamamen senin. İyi, hadi yürü. Bu kadınlar bilmece gibi. Çözmek çok zor. İşhani Ranvir'e kızmıştı ama başı ağrıyınca üstüne titriyor. Kolum. Ne oldu böyle? Omzum burkuldu sanırım. İyi bir masaj yapılırsa iyileşir herhalde. Hay aksi. Mites çok mu acıyor? Ben ne yapmalıyım? Çok mu acıyor? Ne yapsam? Evet. Evet, buldum. Ne yapmam gerektiğini buldum. Hadi. Tamam, hadi. Ne yapıyorsun? Travma tedavisi işte. Böyle yapınca bir kere bağırırsın ama seni bütün acılarından tamamen kurtarır. Evet. 15-20 dakika içinde hepsi geçecek. Ben ondan emin değilim. Daha kötü olur. Daha kötü. Bebek gibi ağlayıp durma, tamam mı? Yat, dinlen. Sabaha bir şeyin kalmaz. Hadi. Mala, yüz maskem hazır mı? Ben akılsızın tekiyim. Taş kalpliden sevgi bekliyorum. Yavaş. Hadi biraz dinlen. Yorgun görünüyorsun. Beni bu kadar düşünürsen nasıl uyuyabilirim? Elimi bırak.
Bırakmak için tutmadım. Yaklaş. Boşanmış biriyle yakınlaşmaya utanmıyor musun sen? Öyle mi? Hı hı. Ayrıca yeni nişanlandım. Nişanlım sessiz, şüpheci biri. Şüpheci mi? Hı. Hem de her konuda. Çok da huysuz. Madem çok şüpheci, neden evleniyorsun peki? Elimde değil. Ailemin mutluluğu için. Oo. Yani kendi mutluluğun için değil de ailen için mi yapıyorsun? Kendi mutluluğun için de bir şeyler yap. Aslında haklısın. Artık kendi mutluluğumu da düşünmeliyim. Ben de şüpheci, huysuz. Hatta bazen biraz da vefasız olmalıyım. Sen çok tatlı ve çok yakışıklısın. Sakıncası yoksa seninle biraz romantizm yaşayabilir miyim? Ama dikkatli ol. Çünkü nişanlım gerçekten çok kıskanç biridir. Hatta çok sahiplenici biri. Kes artık işi hani. Neysem oyum. Kötü yanlarımı söyleyip beni utandırma. Bu kadar ciddi olma. Sadece şaka yapıyordum. Bu konuda şaka yapma. Şüpheciyim, sahipleniyorum. Çünkü seni seviyorum. Sana çok zor kavuştum. Resmen gökyüzünden bir yıldız koparmış gibi. Yıldızımı başkasının almaya çalışmasına dayanamam. Seni rüyamda bile başkasıyla görememişim. İşani, bu sefer ayrılırsak gerçekten yaşayamam. Şşş. Bunu bir daha sakın söyleme. Asla ayrılmayacağız. Hiçbir zaman. Buradaki herkes, ailem, arkadaşlarım benim arkamdalar. Hayatım üzerinde hepsinin hakkı var. Ruhumda sadece senin hakkın var. Her nefesimin ve kalbimin tek sahibisin. Geçmişte senindim, bugün de, gelecekte de seninim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.